Huye. Tabandaki tatlıların sökümü sonunda bitti neredeyse. Şu an yani bugün bitecek yani. Bugün artık ondan kurtuluyoruz o dertten. Ama bu arada kötü bir şey de oldu. Arabanın aküsü sanırım bitti ya da takviye yapmamız gerekecek. Üzücü bir durumla karşılaştık. Her yerden bir masraf çıkıyordu. Olsun. Birkaç mutlu haberle döndüm. Otobüsün kanında neredeyse sürüp çıkmadı. Birkaç yerde var. Profiller değişecek. Ama şöyle bir şey oldu. Yan komşumuz gaz altı kaynaklısı çıktı ve bizim ihtiyacımız olan şeydi ve güzel de bir indirim yaptı. Biliyorsun bu hafta hakkında. İyi gitti şu ana kadar. Sıkıntı yok, her şey iyi gidiyor. Kaç şey kesmemiz lazım. Şu tahtaları bu hafta komple çıkarayım diyor. Mantıklı. Ondan sonra gelsin ki kaynak yapabilirsin ustalar. Buranın zaten çoğunu çıkarmıştım. Neler var burada? Gizli vidaları bulmam lazım. Gizli vidaları bulursam burayı sökeceğim. İki yan kalıyor sadece geri. Bir saatlik işi var yok burada. Yürümek gitgide zorlaşıyor. Aynen. Şahane pazar işte ya. Ama burada atladığın her yerden dibe göçüyorsun. Birkaç haftada ne yazık ki bu konu bizi üzmüştü ve biraz moralimiz bozulmuştu, modumuz düşmüştü. Bugün kaynakçıyı bulmamızla beraber her şey daha güzele gitmeye başladı. Hatta birkaç arkadaş sordu işte neden devam etmiyorsunuz, hani iki hafta oldu, video yok. Yani moralimiz bozulmuştu açıkçası. Hiç yani kalan kontrol plakları kaldırmak bile istemedik. Ama işte böyle güzel bir şey oldu. Uygun fiyata kaynakçı bulduk ve artık bizi bu durum çok fazla üzmüyor. Hadi devam edelim. Şimdi aslında önemli olan şey bu yerdeki kontrol plakları nasıl kaldırdık. Yani ben birçok araştırma yaptım. En sonunda canavarla kestik vidaların başını. Ama bunu yaparken çok dikkatli olmalısınız. Çünkü yerdeki profillere veya şaseye, yani şaseyi biraz kesmek zor. Yani onun için ekstra uğraş yapmamız lazım. Onun dışında ne kullandık gösterelim. Vidaların başları paslanmıştı. Şarjıyla çıkanlara şarjıyla çıkardık. Ondan sonra kenarlardan şöyle şu arkadaşı kullandık. Mood sanırım bunun adı. Ondan sonra şu levyeyi kullandık. Bu arkadaşı kullandık kaldırmak için ve son olarak da canavarı kullandık. Bu kadar zeki bir kocan olması hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl bir ego?
ayrım var kesin olarak. Bu niye kalktı? Bu taraflar daha iyi çıktı diğer yerlere göre. Tekere doğru gidiyoruz. Tekerden tekere sürüyoruz zaten araba. Şuraya kalkmıyor. Delireceğim şimdi. Bunlar mı? Bagaj bu. Bu ne? Bilmiyorum. Onu aç bakalım yok. Sen aç. Gizli. Aa. Sen de pislet çeneli. Yok öyle çok pis. Al aç. Çok gizli bir şey bulduk şu anda otobüste. Açın. Aile çantası ne olacak? Ya da dıt, dıt dıt. Nedir bu? Ulu da limonata. Peki bu ne? Ama açsana ben korkuyorum. Korkulacak bir şey çıkar, açarım ben. Ben çıkaramam onu. Hayır, elin pislenmesini istemiyorum ben. Çanta koy ya. İçinden matkap çıkıyormuş, değil mi? Boş. $1,000,000 para. Al. Bu ne lan? Bunu bilmiyorum. Aa şey. Ne bu? İhtiyacım. Takoz battaniye. Var. Aracın normal şeyleri. Bunu nereye takıyorsun? Dikkat. Arabada sıkıntı var. Allah aşkına kablonun inceliğine bakar mısın? O akü şey değil mi? Akü. Aynen. He. Yo bu akü, aküye bağlayıp arkaya ışık veriyorsun. Biri çarpmasın diye. İyiymiş. Bak bakayım aküde ne kadar şey var. Aküle mi? Çok istiyorum ben, yıkayamam mı? Allah Allah. Dur veba oldu, veba. Aracımızın şasesinde genel olarak bir sıkıntı yok. Sadece şu aralarda gösterelim. Şuralara biraz pas olun. Pas değil de daha çok yani çamur birikmiş sanırım. Oraların içleri temizlenip çekiçle düzeltilecek. Onun dışında şükürler olsun ki şasemizde herhangi bir problem yok. Dün en son profilleri kaldırdık. Şu gördüğünüz çürükler dışında başka bir çürük çıkmadı şükürler olsun. Öyle büyük bir şeyimiz yok. Bundan altı da zaten diğerleriyle aynı. Tahtaları geri yatırdık. Herhangi bir su alma durumunda en azından engeller diye. Instagram'dan mesaj atan, bizim için dua eden, hani çürük çıkmasın diye birkaç takipçimiz olmuştu. Onlara da çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hep beraber başardık. Bu havada içeride sivrisinek ne gezer arkadaşım ya?